İkizkenar üçgen konusuyla karşınızdayız arkadaşlar. İkizkenar üçgen karşılıklı iki tane açısı ve iki tane kenara eşit olan üçgenlerdir diyoruz. Burada taban açıları AA verilmiş, kenarları eşit, tepe açısı da B olarak verilmiş. İkizkenar üçgende en önemli özellik herhalde kenarların ikiz olduğunu biliyoruz ya. Buradan indirilen açıortay, kenarortay ve dikme hepsi aynı doğrudur. Evet. Aynı doğru parçasıdır. Şu uzunluktur diyebilir miyiz? Kesinlikle. Bu bize bir başka şey getiriyor. Bir üçgen içerisinde, hemen arkası muhtemelen o var. Evet. Bir üçgen içerisinde eğer buradan bir tane doğru indirmişiz. Bu doğru hem kenar ortay hem de yükseklik. Ben tamamlayayım. O zaman biz bunun, renkli bir kalem değil, bir saniye. Tamamlayacaktım. Evet, şunu da tamamla. Biz bunun direkt olarak ikizkenar olduğunu söyleyebiliriz. Yani sen tamamlarken ben açıklayacağım. Örneğin aynı anda açıortay, kenarortay ve yükseklik. Bunlardan herhangi iki tanesi varsa üçüncüsünü siz tamamlayabilip buna ikizkenar üçgen diyebilirsiniz. Mesela Raşit hocamız burada bu doğrunun hem diklik hem de kenarortay olduğunu gördü. Demek ki bu aynı zamanda açıortaydır. Dolayısıyla bu bir ikizkenar üçgendir. Hem kenarları hem de tabanları eşittir dedi. Yine burada da görüyorsunuz hem açıortay hem de kenarortay. O zaman bu aynı zamanda nedir? Diktir. Dik ise hem taban açıları hem de kenarları birbirine eşittir. Dolayısıyla ikizkenar bir üçgen belirtir diyebiliriz. Yani açıortay dik gördüm ve yapıştıracak bu arada. Peki bunlardan bir tanesi yeterli olur mu? Hayır. Olmazdı değil mi? Test kitaplarında atıyorum şöyle bir şey gördünüz. Ne yazık ki bazen bu iğrençlikleri yapıyorlar. Bunun gene ikizkenar olduğunu söyleyebilirsiniz. Çizimi bilerek sizi kandırmak için yanlış yapıyorlar ama ÖSYM öyle bir şey yapmaz. Buna emin olabilirsiniz ya da yaptığını görmedim ben henüz. Bu şekilde verilse bile şu dikliği siz koyabilirsiniz. Bu ikizkenar olacaktır diyebilirsiniz. Yine eksik tamamlama var. Ve yine özellikle şekil tamamlayacağız ama şunu da söyleyelim. Bir şeklin ikizkenar olduğunu söylüyorsa size ve bu bir uzunluk sorusuysa ne yapmasını tavsiye ediyoruz biz öğrenciye? Dik indir tepe açısından. Dik indirin. Eğer ikizkenar olduğunu söylüyorsa mutlaka dik indireceksiniz. %90 ihtimalle sorunun çözümü oradan gelecektir. Ya da buradaki gibi ekstrem durumlar var. Mesela burada bir ikizkenarlık ortaya çıkartacak öğrenci. Silmiş. Nasıl olabilir? Buradan gelen doğru. Hem dik olmuş hem kenarı iki eş parça olmuş. O zaman ben şunu yaparsam şayet. Artık şeklin şu kısmına baktığımda bir ikizkenar üçgen göreceğim ve rahatlıkla şu ikisinin birbirine eşit olduğunu söyleyebileceğim. Yani soru çözümlerinde bunları ne yapacağız? Kullanacağız. Bir diğeri burada açıortay var. Evet. Burada bir diklik var ama bu bir üçgen ayrı. Ancak şunu şöyle tamamlarsam ben bu ne olacaktır gene? Güzel. Açıortay ve diklik olduğu için güzel bir ikizkenar üçgen olacaktır. Dolayısıyla burada da bu özellik ne yapılabilir? Kullanılabilir. Biraz soru içerisinde bunlar kullanacağımız yardımcı şekiller. Onları baştan göstermekte fayda var. Şimdi ne var? Şimdi yine bir özellik. Özelliklerine bakalım. Mesela bu ikizkenar bir üçgen. Şu kenarla şu kenar yani AB ve AC birbirine eşit. Unutmayın. Bu köşeden gelen dikme ile bu köşeden gelen dikmenin uzunlukları birbirine eşittir. Simetrik bir yapıya sahip çünkü. Evet. Öyle değil mi? Bu görsel olarak da hissedilebilir. Bunun dışında bunlar eşittir. Şu iki doğru parçası ya da şu doğru parçaları birbirine ne olmak zorunda? Eşit olmak zorunda. Hatta şurada bir tane ikizkenar üçgen oluştuğunu görün lütfen. Ekstradan bir ikizkenar üçgen oluştuğunu. Tabii şuradaki açı her ne kadar verilmediyse bunlar da eşit oluyor. Hatta bir sürü eşitlik çıkıyor burada. Şu üçgenle şu üçgen aynı. Dikkat ederseniz papyon, simetrik bir yapıya sahip. Yani birbirine eşit. Şu üçgenler için de aynı şeyi söyleyebilir miyiz? Kesinlikle. Bunlar da birbirine eşittir ve tabii ki şu üçgenlerde. Yani bir sürü eşitlik elde ediyorsunuz ama bunları ezberleyemezsiniz. Yani gelip de demek ki burada bu olursa burada bu olur, burada olur. Küçücük bir şekilde 7-8 tane eşitliği kurduk biz. Bunu görsel olarak hissedersiniz zaten kendinizde. Öyle evet. Mantıksal olarak sezinlemeniz gerekiyor ki bunu kafanıza yatsın. Yoksa nasıl bu buna eşitmiş, bu buna eşitmiş? Bunu mantığınıza yatırıyorsunuzdur herhalde. Öyle tahmin ediyorum. Aman ha mantığınıza yatırmadan lütfen ilerlemeyin. Eşliği görüyorlar. Göreceksiniz. Buradaki eşitlik zaten bariz bir şekilde belli. Yine şunları da yapalım. Şu AE uzunluğuyla AF uzunluğu da birbirine eşittir. Bunu ben anlatayım. Burada. Anlat bakalım Raşit Hocam. Şimdi AB eşittir AC üçgeni. Diyelim ikizkenar üçgenin taban uzantısından ikiz kollara indirilen diklerin farkı
ikiz kollara indirilen dikmelerden birine eşittir. Şimdi çok kitabi bir tanım oldu. Şekil üzerinde kalemle. Ezberledim ya bilerek. Evet, illa ben yapayım dedim. Açıklayabilir miyiz bir öğrencilere? Yani mesela burada ikizkenar bir üçgen var, evet, doğru mu? AB AC'ye eşit. AB AC'ye eşit. Peki sonra taban uzantısından kollara dikmeler indirdik. Tamam. Bu indirilen dikmelerin farkı buna eşit. Peki bu hangi özellikten geliyor? Nereden şuradan geldi? Ha. Bir dik indirsek şöyle. Aynen öyle. Şu şuna eşittir. Öyle değil mi? Peki şu şöyle diyelim hatta. Şu da şuna mı eşittir? Aynen öyle. Dolayısıyla bununla bunun toplamı şunun tamamını eşittir. O zaman bu kısımdan yani şeyi DK'dan DE'yi çıkartırsak FC'yi ne yapacağız? Facayı bulacağız. Anlaşılmayan bir şey yoktur herhalde. Hemen şunu da söyleyelim aslında. Buradaki deltoidi görmeniz gerekiyor ya. Buna açıları yerleştirerek kolaylıkla kendinizi ispatlayabilirsiniz. İspatlamadan geçmeyin derim. Peki bir diğer özelliğimiz eğer ikizkenar üçgende şöyle bir doğru parçası ve şöyle bir doğru parçası. Dikkat edersek bu buraya paralel. Bu da buraya paralel. Bunlar çizildiğinde bir ne oluşuyor burada? Paralel kenar. Paralel kenar oluşuyor. Bu paralel kenardaki özellikler neymiş? Bir ifadesel olarak AB eşittir AC. O da eşittir ED artı FD. Yani şu paralel kenarın iki kenarının toplamı. Ama yine ispatlamadan tabii olmaz değil mi? Mesela şu şuna paralel ya. Şu açıyla şu açı o zaman ne? Eşit. İkizkenar olduğu için bu açı da eşitti zaten. Aha, öyle değil mi? O zaman şu kenarla şu kenar birbirine ne olmuş oluyor? Eşit. Diyelim ki X, X. E şuna Y desek, şu da Y olsa dikkat edin X artı Y X artı Y olacaktır. Yani birbirlerine eşit olacak. Bir diğer özellik. İkizkenar üçgende şu tabandan eşit olan kenarlardan köşelerinden daha doğrusu indirilen şu dikme var ya arkadaşlar. Şu dikme ya da şu dikme birbirine eşittir. Bunu zaten biliyoruz. Aynı zamanda şu taban üzerinde herhangi bir nokta aldığınızda bu noktadan kenarlara dikmeler indirdiğinizde İşte oluşan bu dikmelerin uzunlukları toplamı şunlardan herhangi bir tanesinin uzunluğuna eşittir. Eşittir. Gene aynı şekilde basit işe değerler vererek bu ispatları kendinize yapabilirsiniz. Şöyle de yapabilirler. Bu ispatı. Mesela şuradan bir tane yardımcı doğru çizerler. Üçgende alan. Üçgende alan. Bunu tam ortada olduğunu düşünerek mi yapacaklar? Yok, herhangi bir nokta. Ha şu iki alanı doğru. Şu alanla şu alanın toplamı tüm alana eşittir mantığıyla doğru. Bu noktayı ne kadar oynatırsanız hiç oynatın. Önemli değil. Şu üçgenin alanı taban tabanlar çarpı aynı yükseklik çünkü bölü 2. E şu da taban çarpı yükseklik bölü 2. Bu yükseklikle bu yüksekliğin toplamı o zaman şu yüksekliği vermeli ki şu büyük üçgenin alanı taban çarpı yükseklik bölü 2'den çıksın. Peki bunu gönderebiliriz artık. Sanırım sorulara geçiyoruz. 16x. Burası 90 derece. Evet. İkizkenar gördüğümüzde ne yapalım demiştim ben. Kesinlikle diki indirelim. Dikmeyi indirelim. Uzunlukta işimiz varsa. 8, burası 8. Burada muhteşem üçlük karşımıza çıktı. Evet. Kenar ortay çünkü. O zaman burası da ne olacaktır? 8. E burası 8. Burası 24. O zaman x'i Pisagor bağıntısından bulabilirim. Biri diğerinin 3 katı. Katı. Buna 1 diyorum. Buna 3 diyorum ben. Sıkıntı evet, var mı? Yok. 1'in karesi artı 3'ün karesi eşittir x kareden. X kaç çıkacaktır? Kök 10 mu? Ama 8'e genişletmem gerekiyor bunları. X eşittir 8 kök 10 olarak rahatlıkla çıkar. Ne yaptım? 8'e 24 ya. 8'i kenara aldım. 8'i kenara alınca burada 1, burada 3 kaldı. Kaldı. Yani 8 parantezini almış gibi düşünün. 1 ve 3'e göre Pisagor'u oluşturdum. Kök 10 mu çıktı? Tekrar 8'i geri saldım. Yoksa 2 saat bu sayılarla ne yapamam ben? Uğraşamam. Cevap 8 kök 10'dur. Gönderdik ve AC eşittir DC. Yani şu kenar, şu kenar eşit. O zaman burası 13 mü? Evet. Burası 13. Peki onu bekletiyorum. AD yok, yanlış okudun. AC DC'ye eşit. Ha, pardon, AC DC eşit. Özür diliyorum. Bir bakayım, bir gariplik oldu. Burası oraya eşit olursa. AC DC eşit. O zaman şuradan bir şöyle ikizkenarlığı bir gösterelim Raşit Hocam. İyice otursun diyorsun. Otursun kafaya. Şimdi bu ikizkenarlık burası 5, burası 13, burası 7, x'i istiyor. Ne şimdi alakalı? Buradan bir dikme indirmiş değil mi? O zaman ben aynı dikmeyi şuradan da indirebilirim. Keşke o dikmenin uzunluğunu bulaydık. Bulacaktım. Beklersen bulacağım zaten. Şimdi burası 5, burası 13 ise buranın 12 olduğunu zaten direkt gördünüz. Bu yükseklik eğer 12 ise bu yükseklik de 12 olmayacak mı? Evet. Artı burası 12, tamam. Şurası da 5 olacak zaten. 5, 12, 13'ten görebilirsiniz ya da şu papyonu göstermiştik ya az önce. Bu iki üçgen birbirine neydi? Eşitti. Eşitti. Buradan da görebilirsiniz. Burası 12, burası 12. O zaman x'in uzunluğu 12 kök 2 olacaktır ama nereden ben gördük? Hemen oradan böyle çizeceğim.
12. Şurası da 12 oluyor. Dikkat edin. Bu ikizkenar bir dik üçgen. Hoppa. 12, 12, 12 kök 2 olacaktır. Sevindin mi? Memnun oldun mu? Mutluyum, mutluyum. Peki. Şunu gönderelim o zaman. FD 4 birimmiş. Şu iki kenar ve şu iki kenar paralel. Benzerini az önce açıklamıştık. Evet. Burası 4, burası da 4. Hatta şunu söylemiştik. Şu kenar şu kenara paralelse şu açılar eşittir, değil mi? O zaman bu da zaten ikizkenarlıktan dolayı eşittir. Burası 4 ise burası da 4. Eski yıllarda bununla ilgili sorular geliyordu ama artık gelmiyor. Artık geçti diyorsun. Burası 6 ise burası da 6. Burası da 6. Hakeza bakın buradaki paralellikten dolayı şu açı da aynı olacaktır. Öyle değil mi? Evet. Dolayısıyla burada da ikizkenar var. Burası da 6. 10, 10, 20. BC'yi de 12 olarak vermiş. Alanı, özür diliyorum, çevreyi istiyor benden. Kaç olacaktır? Tüm çevre 32 birim olacaktır. Sıkıntımız var mı? Bir kere geldiydi gerçi o da. Hatırladım şimdi. Sen yaşlısın, ben hatırlamıyorum. AB eşittir AC 14. Neresi? Şurası 14. Tamam. Burası da 14. KL 2 birim. Tamam. Yazmış. LT kaç birimdir? X diyelim. Burası 15. Ne diyelim? X diyelim. X diyelim. Burası X birim. Şimdi burası 15. Burası 75. Doğru mu? Burası da 75. 75, 75, 150. Buraya kaç kalacaktır? 30 kalacaktır. Şimdi Raşit Hocam demiştik ya. Şu dikme ile şu dikme birbirine eşitti. Artı ortada herhangi arada herhangi bir nokta seçersek bu ikisinin toplamı da o bu dikmeye neydi? Eşitti. O zaman ben şuradan şöyle bir dikme çizebilirim. Dolayısıyla burası 2. Burası x ise şunun tamamı x artı 2. X artı 2 olacaktır. Öyle değil mi? Şimdi 90'ın karşısı 14 ise 30'un karşısı bunun yarısı değil mi? Yani 7 eşittir. X artı 2'den x kaç çıkacaktır? 5. 5 çıkacaktır. Güzel, özel, tatlı bir soru. AC eşittir BC. İşaretleyelim mi yine? Evet, ben göremiyorum çünkü. AC şöyle. BC. Şöyle. Tamam. Bunu gördük. Peki başka. Burası X. Burası 4. Ne yapalım? Şuraya X eksi 4 mi diyelim? A deyip buna artı 4. Bence öyle diyelim. Daha mantıklı olur. X oldu mu? Benim canım sıkılıyor. Şuraya A diyelim. Ha, bizim derdimiz de senin canın sıkılmasın diye uğraşmak. Burası A diyelim arkadaşlar. Burası A artı 4 oldu ya. Şuraya X'i silelim. Buraya da A artı 4 diyelim. Çünkü eksiler olursa gerçekten işlem biraz daha kafada sanki bir kademe daha zorlaşıyormuş gibi. O yüzden böyle yaptık. Ancak burada dikkat etmemiz gereken bir şey var. Şurası da A. Neden? Çıbık çıbık. Birbirine eşit. Eşit. Artı ikizkenarı gördüğünüzde dik indirin demiştik. Bakalım işe yarayacak mı? Şöyle bir dik indirirsek. Şu taban 2'ye 2 diye. 2'ye eş parçaya ayrılır mı? Şurası 2, şurası A. Raşit Hocam şuraya H diyorum. H kare artı 4 eşittir A kare. Dur. Bu birinci Pisagor'um ki buradan H kare eşittir A kare, pardon, A kare eksi 4 çıkacak bu kafada. Geliyorum şu büyük üçgene. Burada da Pisagor'u uygulayabilir miyim? Evet. Yani A artı 4'ün karesi eşittir. Şurayı görelim. H kare artı A artı 2'nin karesi. Sevgili öğrencilerimiz açalım. A kare artı 8A artı 16. H kare neydi? A kare eksi 4. A kare eksi 4. Peki bu nedir? A kare artı 4A artı 4. Hopacık hopacık mı? Hepsini bu tarafa kakalarsak. Şu eksi 4 ile artı 4 de gidiyor hatta. Şuraya rahat rahat yazsın. A kare. Dur bekle burayı yazayım. Orada hesaplama yapacağım çünkü. A kare. 4A vardı. Eksi 8A. Eksi 4A. 16 da eksi 16 olarak geldi. 0. Şimdi bunu gördüğüm için deltanın geleceğini gördüm. O yüzden burada bekletiyorum. Şimdi... Burada direkt olarak A'yı göremiyorsunuz. Çarpanların ayrılabilir bir ifadem bu. 2 ile 8 diye ayrılır ama eksi 4'ü vermez. O zaman ne yapacaksınız? Delta'dan gideceksiniz. Delta neydi? B kare. Yani eksi 4'ün karesi. Eksi 4 çarpı A çarpı C. Doğru mu? 16 artı 64'ten 80. A1 diyelim. Eksi B yani 4 artı karekök 80 bölü 2. A2 4 eksi karekök 80 bölü 2. Ancak bu ne çıkacak? Negatif. Uzunluk negatif olmayacağından bunu gönderiyoruz. Buna bakalım cevap şıklarını böyle görmeyeceksiniz. 4 artı kök 80 16 çarpı 5'tir değil mi? 4 kök 5 bölü 2. Bu da 4 bölü 2. Ortak parantez almayı üşeniyoruz çünkü. 4 kök 5 bölü 2. O da ne olur? 2 artı 2 kök 5 olur
Neyin uzunluğu? A'nın. A'nın. Kalemans daha gidiyordu. A'yı 2 artı 2 kök 5 bulduk. Ama benden ne istiyor? A artı 4. A artı 4'ü. 2 artı 2 kök 5 artı 4'den yanıt 6 artı 2 kök 5 çıkacak. Şimdi öğrenciler eğer vasat ve orta, yani vasatın biraz altındaysa böyle köklü sayılardan nefret ediyorlar. Ancak eğer bu bir ÖSYM sınavıysa adamlar hiç acımıyor. Köklü sayı nasıl çıkıyor? Kök 21'in karesi artı 3 kök 35'in karesi mi? Umurunda değil adamların. Çünkü bu öğrenci eskiden köklü sayıları ne yapmak zorunda? Artık. Bilmek zorunda. Çok bariz köklü ifadeler çıkabilir. O yüzden köklü ifadeler konusunu iyi bilmeniz gerekiyor burada. Onu da hatırlatalım. Eğer şu kısmı bilmiyorsanız, bu ikinci dereceden denklemlere ait bir bölümdür. 10. sınıfta görülen. Eğer siz erken yaşlarda bu konuya başladıysanız bu kısmı bilmeyebilirsiniz. Bunun ileride öğreneceksiniz diyelim. Tamam? Bunu da gönderelim. AK KB'ye eşit. Bu zaten gözüküyor. Buradaki tamam. Şu şuna paralel sanırım yazılmamış. Yok. Ama paralellik verilmemiş mi? Ha, şurada açı ortay verilmiş ama. Burada açı ortay, burada dik var. O zaman ne demiştik biz öğrencilere? Tamamla kardeşim. Öyle mi dedik? Tamamla kardeşim. Tamamlayınız diyoruz. Tamamladığınızda bu bir ikizkenar üçgen oluşturur. İkizkenar üçgende açı ortay, yükseklik aynı zamanda ne oluyordu? Kenar ortay oluyordu. Doğru evet. Mu? Şimdi şu kenarlar arasında 1'e 2 oran var. Şu kenarlar arasında 1'e 2 oran var. Demek ki şunun şuna oranında 1'e 2 olmak zorunda. Paralel olmak zorunda var. O zaman buraya x dersem Raşit Efendi, burası 2x mi olacaktır? Evet kardeşim. Bu bir. Daha sonra diyor ki AC 6 tane KL'ye eşit. Hemen düşünüyorum. AC şurası mı? KL'den 6 tane var. O zaman burası 6x midir? O zaman burası ikizkenar olduğuna göre burası da 6x olmayacak mı? Evet. 2x ile 6x'i toplayın lütfen. 8x. Bu neye eşit olacak? 16'ya. X buradan 2 çıkar. Benim aradığım da kale. Yani x değeriydi. Gayet güzel. Ben çözdüm. Ben yaptım. Peki AB eşittir AC. Ben bunları hakikaten görmekte zorlanıyorum izninizle. AB nerede? Şurada. AC orada. Tamam. Yeşille çizeyim. Yok. Açıları eşitleyeyim çünkü çok karışabilir. Şunlar eşit. DK eşit. Şu gözüküyor zaten. Güzel. 4'müş onlar. Tamam. Başka ne söylüyor bize? Bunlar 4 birim. BC. Yani şu yüksekliği soruyor aslında evet. Bu adam bana. Peki. Şimdi burası çizik. Şuradan bir paralel çizebilir miyim Raşit Hocam? Dik mi gelecektir bu? Şuradan dolayı. Evet. Burası çizikse burası da çizik olmayacak mı? Ne güzel bu bir. Şimdi şu açılara dikkat edelim. Şunlar yöndeş açı değil midir? Evet. Birbirine eşit olmaz mı bu açılar? O zaman şurası çizikse şu açı da çizik olmayacak mı? Aha, açı ortaya geldi. Açı ortaya ve diklik. O zaman bu da nedir? Bir ikizkenar üçgendir ve tabanı iki eş parçaya bölecek. E tabanın burada kaç olduğunu söylemiş bana? 4. O zaman bunlar 2 midir? Evet. E burası da 4 değil mi? Benden istediği şu uzunluk değil mi? Evet. Burası bir dikdörtgen oluşturuyor dikkat edersek paralel çektiğimizde. Burası 6 ise burası da ne olacaktır? 6 olacaktır. Olay bundan ibaret. Peki bunu da gönderdik. 40 derece, 20 derece, 10 derece. Burası 40. Buraya kaç kalır? 50 kalır. Eşitlik neredeymiş onu görelim de. AB. Ben çizeyim. Çizeyim. Çizme gördüm çünkü. İyi. Ya öğrenciler de görsün. Yok, kalın kalem diye kalın kalemle çizelim ki net gözüksün. AB AD'ye eşit. Şimdi buradan şöyle bir dikme çekmiş ya. Benim aklıma buradan da dikme çekmek geldi. Bakalım. Neden? Çünkü İkizkenar. Bununla bunun eşit olduğunu biliyorum ben. Çünkü x de burada ya. Diyoruz çizelim ya. Çizelim bakalım ne işe yarayacak. Burası dik olsun. Tamam. Şimdi burası 40 ya. Hı hı. Burası 50 olur tamamı. Evet. Ancak şununla şu eşit olduğunda şu açılar da eşit oluyor. Burası kaç olacaktır? 40. 40 olacaktır. Oo. Doğru mu? Burası 10 ise şu uzunlukta 10 olmayacak mı? Hı hı. O zaman ben yepyeni bir üçgen gördüm. O ince ince. Bakınız şurası 60 derece. Gördünüz mü şunu? 20, 40 daha 60 oldu. Şurası 10 ise şurası da 10'du. İkizkenarlığın tanımı. Buradan şunu görmenizi istiyorum. Yeni bir tane daha dik üçgen elde ettik. Ve bir açısı 60 derece. Bulunmaz bir nimet. Şimdi burası 10 ise
Burası 30 derece kalıyor değil mi Erhan Hocam buraya? Bakınız 60 derece, 30 derece 90. 30'un karşısı 10 ise 60'ın karşısı 10 kök 3. Tabii benden istediği şurasıymış. 90'ın karşısı 2 çarpı 10'dan ne olacaktır? 20 olacaktır. Kesin. 12, 6, x, ad, ac eşit. Yani şurası 12. Bu klasik bir soru. Nedir klasik olan? Bakınız ikizkenar üçgen vidik. O zaman şu nedir? Açıortay. Açıortaydır. Bu açıortay ise kenarlar arasında bir bağıntı vardır değil mi? Şöyle gösterelim. Şunun şuna oranı diyelim. Eşittir. Bu kenarın bu kenar oranı. Şu açıortay doğrusu ise şayet. Bunu bilmeniz gerekiyor. Yani 18'in x'e oranı eşittir 12 bölü 6. Yarısı değil mi? Evet. O zaman bu da yarısı olacaktır. Yani 9 olacaktır.